Aslında çok erken daha saat. Şu an saat 11.30 ama bayağı herkes alkol alıyor. Çekiyorum. GoPro'da çekince ekran çok küçük kalıyor, anlayamıyorum. O yüzden yürüyoruz şu an. Bayağı da bir yol kat ettik. Sokak ortasından yürüyerek böyle bir yere geldik arkadaşlar. Avlu diyebiliriz. Çok yüksek palmiyeler falan. Her yerde restoranlar. Yanımızda insanlar şarap içiyor. Şimdi Viviana'nın gözüne bir şey girdi. Dedi ki aynada bakmam lazım. Gözü çok batıyor. Orada bir tuvalete girdi. O gözüne giren şeyi çıkarmaya çalışacak. Ondan sonra belki denk getirebilirsek burada bir yerde oturup bir şeyler içmeyi planlıyoruz. Belki bir şeyler de yiyebiliriz. Gerçekten çok güzel, orijinal. Ama şunu da söylemem lazım. Yani Barcelona bu kadar güzel olmasına rağmen ne bileyim beni çok acayip de etkilemedi ya. Yani etkilemedi derken beğendim ama mesela şey olmadım. Aa lan ileride bu hani keşke burada yaşasam, burada bir hayat olur mu mesela bana dedirtmedi. Çok acayip bir şey. Mesela Kolombiya'da onu yaşamıştım. Ama İspanya Kolombiya'ya göre daha elit olmasına rağmen o şeyi, hissiyatı bana veremedi yani. Viviana da hep benzerini söylüyordu. O daha önce İspanya'ya çok gelmiş. Sevilla falan bölgesine de gitmiş güneye. O vibe yok diyor. Şuradan çok güzel karides kokuları geliyor. Şarapla beraber karides. Bunlar da şarap içiyorlar. Canı çekti burada. Biz de bir şarap patlatalım olmazsa. Burası mekanın içi. Tuvaletler yukarı katlanmış. İçine bahçe yapmışlar böyle. Bir yandan canlı müzik var. O yüzden biz şimdi dışarı oturduk. Burası mutfak içini komple görebiliyorsunuz. Burada. Bugün sahilde kahvaltıya gidiyoruz. Dün akşam başımıza hırsızlık olayları geliyordu. Sonra daha detaylı olarak anlatacağım. Benim değil ama bir an başıma geliyordu. Son anda telefonu kurtardım. Gözümün önünde çözüyorlardı. Dün akşam yürüdük sahilde ama çok hani yapacak bir şey yoktu. Üşüdük de yorulduk biraz. Şimdi gündüz gözüyle görmek istiyoruz arkadaşlar. Güzel bir şey bulursak kahvaltı edeceğiz sahil kısmında. Ondan sonra katedral gibi bir planımız var. Bakalım yapabileceğiz mi, yapamayacağız mı, göreceğiz. Ben de yeni uyanmışım, farkındayım yani. Uyandım da ağzım konuşamıyor. Bakalım böyle denize doğru, deniz kısmına doğru gidiyoruz. Bizim anladığımız kadarıyla asıl sahil şuradan başlıyor. Şuraya kadar gireceğiz, ondan sonra böyle bir uca doğru giden meşhur Barcelona sahil var. Yanlış anlamadıysak oraya gidiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız. Sonunda geldik arkadaşlar. Öncesinde iki tane cappuccino söyledik. Yanında croissant, işte meyveli bir şeyler getiriyorlar. Onları yedik. Çok geç geldi doğruya doğru. Barcelona'nın meşhur plajı burası. Yani aslında denizi su olarak çok bir güzelliği yok diye söyleniyor ama işte Barcelona meşhur olduğu için plajı da meşhur oluyor. Canlı müzik yapanlar var. Aslında çok erken daha saat. Şu an saat 11.30 ama bayağı herkes alkol alıyor. Ama bizim için şu an gerekli değil. Çünkü bayağı da yapacaklarımız var. Gezmek istiyoruz, yaşamak istemiyoruz. Ortam burası gerçekten güzel. Doğruya doğru. Evet, etrafı çekiyorum. Şimdi bu cappuccino'lar çok geç gelince ben hemen hamburger söyledim. Bu da hemen geldi daha cappuccino bitmeden. Buradaki planımız şimdi şu. Bunu yiyip biraz dinlenip burada bu meşhur katedral var. Katedrali görmek istiyoruz. Katedrali gördükten sonra ne kadar vakit geçireceğiz bilmiyoruz. Bir önceki videoda şey çekmiştim. Bir evin üstüne çıkılıyor. Yani ev var, bina. Çok özelliği var tarihsel. Üstüne çıkıyor, üstüne partiler falan yapılıyor. O bina üstüne çıkıp bütün Barcelona'yı falan görebiliyorsunuz. Vaktimiz olursa oraya gideceğiz. Eğer vaktimiz olmazsa çok meşhur El Nacional diye bir
Bunların şeyi var. Pazarı var. Herkes oraya kimle konuşsa gitmelisin dediler. Oraya gideceğiz, orada bir şeyler yiyeceğiz. Çok değişik yemekler var diyorlar. Doğruya doğru İspanya'da yemeklerden hem Viviana hem ben ikimiz de yok abi yani İtalyan veya Tayland veya Türk mutfağından sonra İspanyol mutfağı çok bizi etkilemedi. Önümüzde insanlar güneşleniyor. Sürekli işte satıcılar geliyor böyle. Mesela şu adam alkol satıyor. Önünüzde gözünüzün önünde karıştırıyor. Öbür abi de şurada gelen o da alkol satıyor. Bir de uzanmak istiyorsanız yere, kendi sesimi şu an duyamıyorum. Bir de uzanmak istiyorsanız, örtü almak istiyorsanız örtü satıyorlar. Böyle arkadaşlar, sörf yapmaya başlayanlar var orada ileride. Bakalım, şimdi bir süre buradayız. Güzel oldu, yine de iyi ki gelmişim. Güneşi görmek için iyi oldu. Böyle bir başlayalım. Arkamızda ikinci grup müzisyen geldi. Biraz da böyle güneşlendik arkadaşlar. Ayakkabıları falan çıkardık. Ben şort getirmiştim. Belki yarın falan geleceğiz, bilmiyoruz. Bugün biraz kıyaslı geldik. Sadece kahvaltı yapıp gidecektik. Ama ortam çok güzel olduğu için kaldık yani. Bayağı kaldık. Şu an saat 1. Biraz da güneşlendik. Hatta ayaklarım biraz renk bile almış yani. Tek problem burada tuvalet yok. Bir tane tuvalet bulmamız lazım. Eğer doğru adresi bulabilirsek buradan direkt katedrale gideceğiz. Burada yürüyüşe çıktık bir yandan. Bisiklet kiralayabilirsek çok güzel olacak. Şu turunculardan her yerde var. Ama Berlin'de çok kolay. App'i basıyorsun, kiralıyorsun. Burada onu göremedik pek. Ha, bunda var mesela. Ama bizim de aynı. Neyse ileride de var. İleride de bulursak en azından şurayı bir güzel bir şekilde bisikletle turlayıp böyle bir gidip gelmek istiyoruz. Çünkü gitmek istediğimiz katedral bu tarafta. Aslında ben şeyi de çok seviyorum. Şu Türkiye'de martı diyorsunuz ya. E-scooter. E-scooter'lar da çok güzel. Dün tam anlayamadık. Yani tam dün tatil havası değildi. Ama bugün tam tatil havasına girdik. Yavaş yavaş. Yorgunluğu da attık. Şimdi burada çok kalorifer yakmıyorlar. Geçen videoda söylemiştim. Kalorifer yerine şey yapmışlar. Hani bildiğiniz aynı kaloriferi düşünün. Duvara monteli falan. Ama priz var ucunda. Onu bayağı böyle şeye takıyorsun. Fişe takıyorsun. Elektrikli. Ama boyutu falan bayağı şey. Kalorifer yani. Kocaman. Bütün duvarı kaplıyor. Ama elektrikli çalışıyor. Ondan vardı. Birazcık yaktık. Adam şey yapmış. Kedi yapmış. Aa, millet orada güneşleniyor ya. Bilmiyorum görüyor musunuz? Biz burada yani kışlıklarla çok da sıcak değil. Bakmayın güneşli olduğuna. Aslında 20 derece falan. Neyse işte kaloriferi yakalım yapmayalım onu bir düşündük ama birazcık yaktık. Ondan sonra ihtiyacımız olmadı, kapattık. Ama tuhaf da böyle bir sistem de ilk defa gördüm burada. Şuradan iki tane bisiklet alabilirsek çok güzel olacak. Das ist die Station erlaubt. Okay. Ha, bu başka bir marka da. Bu da olur. Yani buraya para mı atılıyor? Ne oluyor? Okay, dann muss man sich erstmal anmelden. Okay, ich mache auch. Önce bunu bir halledelim. Ich werde sonst meine ganze Energie aufbrauchen, weißt du? Arkadaşlar, biz de dişini halledemedik. Viviana'nın telefonu app'i yüklemiyor. Restoranlara gittik, VLAN'dan çektik, onu yaptık, bunu yaptık. Şimdi kendi internetimi paylaşıyorum, yok abi yükleyemedik. Yani ne yapacağım, ben bir set alacağım, o yürüyerek mi gelecek? Tabii ki öyle bir şans yok. O yüzden yürüyoruz şu an. Bayağı da bir yol kat ettik. Bilmiyorum görebiliyor musunuz?
bayağı aşağıda kaldı o bizim yemek yediğimiz yer. Burada insanlar denize giren de var, güneşlenen de var. Denize giren çok az tabii, daha çok sörf yapıyorlar da. Yani güneşlenecek kadar da bir sıcak değil. Doğruya doğru. Yanımızda herkesin montlarıyla falan. Ama güneşlenen de güneşleniyor. Şimdi dün çok fazla böyle, nasıl söyleyeyim size, Barcelona, tatil, wow falan yaşamadık. Tabii ki güzel, estetik yanı çok fazla da. Ne bileyim, çok bizi etkilememişti. Ama bugün buraya gelince, yani burada gerçekten hissettik şeyi. Tatil belgesi. Belgesi diyorum yani, neydi? Tatil beldesi. Tatil yeri yani. Tatil yeri olduğunu insan hissediyor. Şu an güzel. Yine de bisiklet almak istiyoruz. Bisiklet alabilirsek biraz da abi bir yanda oradakileri gösteriyor. Güneşleniyorlar. Yaklar kömür. Bunun altından da yürüyebiliyorsunuz bu arada. Bunun altında bayağı restoranlar vardı. Biz gelirken. Böyle örtüleri satıyorlar. Görmüyorum Sergin. Ya. Aşağı. Altı ineceğiz şimdi. Gereksiz bir bilgi vereyim size. Şu kırmızı bisikletlerin app'ini de indirebilirdik. Bir nasılsın şu an takayım? Ha, okay. Ama şey, bunların puanı çok kötüydü. Herkes çok kötü puanlamış. Emin olamadık şimdi. Hata verir. App bir de bankadan para çekecek falan. Ulaşmak istemedik yani. Bakın burada restoranlar var. Ne kendini? Et yemekleri, tipik İspanyol yemekleri. Yarın diye burada yiyebiliriz. Burada okay. Aşağı indik, burada spor yapıyorlar. Burası güzel ya, düşünsene burada yaşıyorsun. Açıkta burada, sahaya karşısında spor yapıyorsun. Zaten Barcelona'da genelde hava çok iyi. Doğru düzgün kış bile olmuyor. Lüks yani bu. Arkanda palmiyeler, al suyunu gel burada güneşten. Süper bir hayat olurdu doğruya doğru. Almanya'da bu yok. Olması da mümkün değil.